Jane'in savcım. Bir konuşabilir miyiz? Tabii. İşine karışmak için gelmedim. Sen de biliyorsundur zaten. Dün gece Loilias Oteli'nde Leyla İncer 6. kattan düşüp ya da itilip öldü. Burada bulduğunuz şahıs da otel çalışanı. Üstündeki iş kıyafeti. Aynı otele ait. Yani? Yani belli ki iki olay birbiriyle ilintili. İstersen başından dosyayı bana devret. Daha doğru olur. Nöbetçi savcı benim. Git baş savcıya anlat derdini. Eren, tüm müzisyenlerin, sahne için çalışan emekçilerin, mekan sahibinin özetle burada bugün konserle bağlantısı olan herkesin ifadesini alın. Araç şoförleri de dahil. Anlaşıldı savcı. Benim işim bitti, çıkabiliriz. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun savcı. Burada bu alanda kuliste her yerde arama yapılsın. Cinayet mahalli burası mı öğrenelim. Ilgaz bir de bir cinayetten bahsediyor, kızın düştüğü. Evet. Aynı otel diyor. Evet evet aynı otel. Logoyu görünce bakmıştım ben. Tamam. Oraya da bir ekip gönderin. Keşke bana da diyeydin. Ceylin. Düştü. Fark etmemişim, sağ ol. Hafta sonu getireceksin değil mi? Yine bir sürpriz yapmayacaksın bana. Sürpriz değildi Ilgaz. Biliyorsun iyi değildi. Hastaneye götürdüm. Bütün hafta sonunda beraberdik. Ben de bakabilirim biliyorsun. Cumartesi sabah 8'de sendeyiz. Konuşmamız bitti sanıyordum. Başsavcıyla görüşeceğim. Müsaade. Dünkü vakayla ilgili görüşeceğim. Ben de çay içmeyeceğim herhalde. Günaydın başsavcım. En sevdiğim iki savcı. Gelin bakalım. Kuşların suyuna bak. Uf. Hemen pencereyi aç. Hemen havalandır. Yemlerini verdim, sularını da değiştirdim efendim. Evet. Bu iki güzel insan sabah sabah yüzümü güldürmeye mi geldi yoksa moralimi bozmaya mı? Hı? Oteldeki ölümlü vakayı biliyorsunuz zaten Sayın Başsavcım. Sizinle detayları paylaşmıştım. Evet. Gelişme var mı? İtildi mi, atladı mı yoksa kaza eseri mi düştü soruşturması devam ediyor. Dün de Ceylin savcım nöbetçiydi. Kendisi ihbar üzerine bir konser alanına, olay yerine gitti. Ölümlü bir vakaya. Kendi dosyanızda kalsanız Ilgaz savcım. Konser alanında bulunan erkek cesedi muhtemel otel çalışanı. Kızın düştüğü otelle aynı. Sadece bu kadar da değil. Erkek cesedi bir case'in kutunun içerisinde bulunuyor. Bu kutunun da konser alanına otelden getirildiği tespit ediliyor. Allah Allah. Yani tesadüf olmadığı bariz. Belli ki iki ölüm birbiriyle bağlantılı. Öyle görünüyor. Özetle Sayın Başsavcım, iki dosyaya da ben bakmak isterim. Başsavcım, cesetin kutuya nasıl ve nerede konduğunu bilmiyoruz. Yolda olabilir, konser alanında olabilir. Otelde konmuş olması tamamen varsayım. Çünkü cinayet mahallini hala bulamadık. Hı. Diyelim ki Ilgaz savcı doğru söylüyor. Belki sadece mekanlar bir ama cinayetler birbirinden alakasız. Maktul orada çalışmıyor olabilir. Yani katil maktule otelin iş kıyafetini giydirmiş olabilir. Bize kimlik tespitiyle ilgili herhangi net bir bilgi gelmedi. Özetle ben dosyamı devretmek istemiyorum. Ortada bariz bir ilinti var. Sana göre. Bir dakika, bir dakika. Yani şimdi ikiniz de haklısınız.
Şöyle yapacağız. Soruşturmaları birleştirip beraber çalışacaksınız. Yapmayın Sayın Başsavcım. Hem herkes kendi dosyasıyla ilgilensin değil mi Ilgaz Savcı? Hem biz zaten aktarılması gereken bir durum olursa biz birbirimize aktarırız zaten. Eğer Ceylin Savcı dosyayı bana devretmeyecekse ben de dosyaların ayrı kalmasını tercih ederim Sayın Başsavcım. Pardon, çok özür dilerim. Önemli değil Efe Savcı, gel. İkiniz de iki dosyayı birleştirip beraber çalışacaksınız. Umarım başarırsınız. Kutsal görevimize duygular, geçmiş asla müdahale edemez. Size güveniyorum. Efe Savcı, ver iddianame. Günaydın. Günaydın. Günaydın savcım. Size de Ceylin savcım. Alem. Alıştım ben. Sorun değil. %50 ama artı %20 daha indirim diyor. Ela. Buyurun Ceylin savcım. Ilgaz savcım. Otelden düşen kızın dosyasını rica edeceğim. Ben de Ceylin savcının dün aldığı dosyanın detaylarını inceleyeceğim. Ben duruşmaya giriyorum. Neden? Benim yüzümden mi? Ne bu saçmalık? Ha? Ne demek bu? Ne buldun da gelip bunu yapıyorsun? Otele gitmiş Nil Hanım. Ahmet'in ölüm saatine uygun bir zaman diliminde. Baş başa konferans salonuna giriş yapıyorlar. Görüntü var elimde. Nasıl? Yeterli mi? Tatmin etti mi? Bu mu delilin? Neyi ispatlar? Onu ifadesinde göreceğiz. Ayrıca öyle müvekkilim için araştırma yapmaya gittim falan diyemez. Olay yerine gidemez çünkü etkisi yok. Ceylin bu senin yeğeninin nişanı. Bekleyebilirdin bitişinde ya da ne bileyim Nil eve gittiğinde alabilirdin. Hiç mi insafın yok? En azından onlar için erteleyebilirdin. Gerçekten umurunda mı nişan? Parla ya da Çınar? Yoksa ilk kez ailene takdim ettiğin kız arkadaşının imajını mı düşünüyorsun? Bu kadar mı nefret ediyorsun benden? Nefret ne kadar büyük bir duygu ya. Çok büyük, taşıması o kadar ağır. İçimdeki acıdan öyle büyük duygulara yer yok benim. Sana karşı hissettiğim herhangi bir duygu da yok zaten. Anlaşıldı. Pardon. Üstündeki benim. Hey. Sen
Ceylin. Öldü. Dokunma. Dokunma bana, sen öldün. Sen ölmüştün, ben senin mezarına gittim. Bilmiyorsun. Bilmiyorsun! Sen hiçbir şey bilmiyorsun! Ben neler çektim bilmiyorsun! Her gece acıdan geberdiğimi, bir gece bile uyuyamadığımı bilmiyorsun! Ben her yerde senin kokunu aradım. Bütün kıyafetlerini ve sen bunun ne demek olduğunu bilmiyorsun. Kafayı yedim, ben kafayı yiyeceğim zannettim. Ölmek istedim sensiz. Yaşamaktansa ölmeyi istedim. Ben nefes alamadım ve sen bu duygunun ne demek olduğunu bilmiyorsun. Özür dilerim. Yaşattığım her acı için özür dilerim. Senin için ölürüm. Ama anla, mecburdum. Seni, hepimizi korumak için mecburdum. Ama en çok da bir çocuğu yaşatmak için. Haluk benim öldüğüme inanmasa tedavi masraflarını üstlenmezdi. Başsavcı Turgut Ali, kızının hayatı için kendininkini feda etti. Hasta çocuğunun canı için onurundan vazgeçti. Haluk benim öldüğüme inanmasa o parayı göndermezdi. Bekledim. Parayı göndermesini, tedavinin başlamasını bekledim. Sadece o çocuk için de değil, hepimiz için. Hiç vurulmadın mı? Gömdüler seni, ben senin cenazene gelebilmek için nezarethaneden kaçtım. Seni gömdüler. Biliyorum. Kimi gömdüler o zaman orada? Çünkü birinin cenazesi oldu, birini gömdüler orada. Kimsesiz biri. Herkes mi biliyordu? Sadece Eren. Bir de Anıl bana yardım et. Anıl, bunu nasıl yaparsın sen ya? Bunu söyleyebilirdin. Bunu söyleyebilirdin. Bana bunu nasıl yaparsın? Sen de yapardın. Küçücük bir kız çocuğunun hayatı. Dünyayı yakardın, yakmaz mıydın? O yaşasın diye yapardın. Ben de yaptım. O çocuk büyüyecek. Genç kız olacak. Anne olacak. O bir hayat, bir dünya. Ezip geçer miydin? Yapar mıydın, yapmazdın? Çok özür dilerim sevgilim. Sana yaşattığım her şey için çok özür dilerim. Ama bak, buradayım. Hepsi geçti, buradayım, yanındayım. Bitmedi. Bitmedi, ben bu acıyı nasıl içinden atacağım bilmiyorum. Sarılarak. Thank you.
kumpayı zorla yedirdin bana. Yol boyu su içeceğiz. Sonra yok Ilgaz mola yok mu? Ilgaz bir dur. Harikaydı ama. Hadi bas, İstanbul'u özledim. Bu ne? Hem kesin acıkacağım, ben biliyorum kendimi ya. Susurluk tostu, bir de üstüne ayran patlatırız ha. Ceylin, ne oluyor sana? Bunlar nereden çıktı? Ceylin. Gerçekten mi? Gerçekten. Gerçekten. Biz kandırmayız, neyse o. Ne zaman öğrendin? Buraya geldiğimde seni sokaklar boyu kovalayıp bulmadan önce. Ceylin, 10 gündür burada tatildeyiz. Niye demedin? Soğumayı bekliyordum çünkü. Hem pardon, intikamımı almam gerekiyordu. Haklısın, hak ettim. Kimse biliyor mu? Hadi gidelim. Evet baba, baba oluyorum. Ceylin hamile. Oğlum bu ne güzel bir haber ya. Baba, duydun mu, torun geliyor. Defne'ye de söyle. Söylerim. Defne, Ilgaz abim baba oluyor. Ne? Hadi akşam görüşürüz, evdeyiz zaten. Gel, gel de bir sarılayım oğlum ya. Hadi. Eren'e? Hayır. Hayır, nasıl? Öldüreceğim onu çünkü. Hatta böyle kemiklerini var ya, kıra kıra öldüreceğim. Pis herif ya. Sonra müjdeni mi vereceksin? Ne yaparsan yap ama biraz bekleyecek. Annenlere söyledin mi? Hayır Ilgaz. Niye? Bir sakin ol çünkü. Ceylin, niye sakin olayım? Baba oluyorum ya. Sonra söyleriz. Baba oluyorum. Ya. Baba oluyorum. Ölgene bak. Baba oluyorum. Baba oluyorum. Baba oluyorum. Evet, 8 haftalık olduğuna göre bugün kalp atışlarını almamız lazım. Ne oldu? Bir sorun yok değil mi? İyi mi? Her şey yolunda değil mi? Mükemmel, her şey yolunda. Hatta haftasına göre ölçüleri de gayet iyi. Buyurun bakalım. Bu kim? Bana mı benziyor? Ver bakayım. Sana benziyor. Yani meblağ ödeyemeyeceğimiz kadar yüksek. Değil mi İsmail Bey? Taksitlendirirsek böylece müvekkilim elindeki malları satmak zorunda kalmaz. Mağdur olmaz. Biz borcumuzu ödeyip durumu tatlıya bağlamaktan yanayız. Ceylin, neredesin? Seni bekliyoruz doktorla birlikte. Yani aylardır bugünü bekledik, yoksun. Hadi sevgilim. Ne diyorsunuz bu teklife Ceylin Hanım? Özetle toplam borcu ödemek için ne kadar bir zaman ihtiyacınız var? 3 yıl. Faiziyle sanırım. Yani uygun bir faiz oranında anlaşabilirsek eğer. Oranı duyabilir miyim? %10 gibi bir rakam mesela. Ne diyorsunuz Ceylin Hanım? Yani bu hiç adil değil. Dolayısıyla da mümkün değil. Müvekkiliniz müvekkilimi aleni olarak dolandırdı. Kendi malını satıp mağdur olmak istemiyor ama bizi de mağdur etmekten imtina etmiyor. Dolayısıyla anlaşamayacağız. Mahkemede görüşürüz. Buyurunuz Cezmi Bey. Ceylin Hanım, bir görüşme daha yapsak. Bakın, ben uzlaşmak istiyorum fakat gördüğünüz gibi şartlar elverişli değil. Anlaşma olmadı. Avukatı Ceylin Hanım toplantıdan kalktı gitti. Kabul etmedi. Ben size haber vereceğim Cezmi Bey. Şimdi çok hızlı doktora yetişmem gerekiyor, kusura bakmayın. Yok, bu sefer de açmıyor. Bir sorun yoktur umarım. Tek sorun işkolik olması. Geldim. Vallahi kapıdaydım, geldim. Ha. Özür dilerim sevgilim, çok hazırım. Hazırsın değil mi sen? Ah. Hazırım, hazırım. Dikkat, yavaş. Ah, çok heyecanlıyım.
Bakalım bebeğin cinsiyeti kız mı erkek mi? Çok pembe oldu ya. Olmadı yani bir sanki. Sen de böyle gidince biraz fazla pembe olmuş olabilir tabii. Ha ha ha. İyi, ne yapalım? Yani renklerin cinsiyeti yok bence. Ne bileyim, siyah, beyaz, mavi, bak yeşil. Olabilir bunların hepsi. Bana uyar. Poşetin içine ne var? Ha, bak yeni aldım. Hem mavi. Allah Allah. Bak sen ya. Acaba içinde erkek çocuğu olsun gibi bir ümit mi vardı? Allah Allah ya. Hiç alakası bile yok. Hem ben o hakkımı ikinciye sakladım. Oldu canım. Daha bunu doğurmadık bekle. Ne olacak ya? Olur bence. Hem bize yakışıyor öyle 3-5. Saçmalama. Sen sevdin. Gaz saçmalama. Bırak beni. Bırakıyorum ben bu işi o zaman. Evet, başka renk yaparız. Bence güzel de oldu Ceylin. Bir mavi giyip gelsen üstüne. Davanın kabulüne 10 milyon 350 bin Türk lirası alacağın, dava tarihinden itibaren iş bu alacağı işleyecek değişken oranda yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiliyle davacı yana verilmesine. Pardon. Ceyli. İyi misin? Suyum geldi. Pardon. Hakim Bey. Pardon. Mübaşir yardımcı olur musun lütfen? Çantamı al. Sakin. Çıkarsın. Yavaş. Yavaş. Dur. Bekle. Bekle yavaş. Ya oğlum şimdi çıktık işte adliyeden ya. Allah Allah. Masada duyulundayız. Ceylin sakin ol. Bir durun. Allah aşkına. Allah Allah. Bir nefes al. Nefes al. Eren kendini çek Allah aşkına. Ya Ceylin. Bağırmayın sana. Bağırmayın. Sana bağırmıyoruz. Bir durur musun? Benim bekle. Tamam. Sakin. Nefes al. Nasıl acı ya? Nefes al. Nefes al Ceylin. Nefes alamıyorum. Tamam sakin. Nefes alamıyorum abi. Sakin. Valla tamam. Eren dur. Eren dur. Ceylin yavaş dur. Tamam bağırma sen. Tamam. Kapat şu bacaklarını. Kapat bacaklarını. Sakin ol tamam. Eren çok aç kaldı değil mi? Panik yapma tamam. Korna yavaş tamam. Tamam sakin. Yol verin geç şunu Eren. Yalvarıyorum bak sporlaya. Açlarım. Kaldır şunu. Yol ver sana bize. Geç bas kazan. Bas kornaya. Yavaş. Geldik. Bak geçtik işte. Gördün mü? Duracağım burada galiba. Dur sakin sakin. Sen de gel, sen tamam de geliyorum Ceylin geliyorum hemen. Geçiyoruz. Tamam tamam. Tamam az kaldı. Sık şu elimi. Sık şu elimi. Tamam az kaldı. Büyük bir şekilde, büyük bir şekilde ıkın. Çok küçük olmadınız kız anne. Güçlü bir şekilde ıkın, güçlü. Hadi bir, iki, üç. Makas. Geldi mi? Sırf bana değil, herkese. Kendine de. Ama yapma Ceylin, durman gerek. Şimdi hiçbir şeye karışma. Nil'le ben görüşeceğim. Emin'in mutlaka bir açıklaması vardır. Hayır. Ben avukatken bana nasıl davranıyorsan ona da öyle davranacaksın. Kayırmayacaksın. Ceylin, benim kimseyi kayırdığım yok. Seni uyarmaya çalışıyorum ama kulaklarını tıkıyorsun resmen. Bu işin bir usulü var, bir adabı var. Benim yanımdan adam alamazsın. Öyle kaçak köçek biri gibi. Hayır, kabul etmiyorum. Ben getiririm. Kabul etmek zorundasın. İki meslektaş arasındaki etiğe uyacaksın. Hem bana haber vermeden neyin şovu bu? Belki benim bir amacım var. Belki bilhassa yanımda.
Eğer gerekiyorsa söylersin, ben paketler getiririm. Elifciğim. Senin burada ne işin var? Kavga etmeyin. Yok, biz... Gel, sakinleş, tamam mı? Sarılalım mı? Gel. Hayır, bırak beni. Anneme gideceğim ben. Çelik'e?